पुनर्विवाह Nasıl, beğendin mi? Tasarımcılar yeni fikirler buldu. Müşteriler çok sevecek. İşinizi sonra yaparsınız. Önce güzel bir çay için. Sana en sevdiğin zencefil çayından yaptım. Çayı nasıl buldun? Bak Yaş, bunu herkese söyleyemezsin. Ama yengene söyleyebilirsin, öyle değil mi? Merak ediyorum, seni bu kadar rahatsız eden şey nedir? Artie'nin sana yaptığı ama onun bilmediği bu ihanet nedir? Artie her şeyi biliyor. Sen git ona sor. Bir dakika. Vidi, sen sabah sabah bu konuyu açmaya ne gerek vardı? Yaş çok mutluydu. Bunu yapmanın ne faydası var? Artie'nin yalan söylediğini hala anlamadın mı? Başta ben de hiç inanamadım ama şimdi halamın söylediklerine yavaş yavaş ikna oluyorum. Artie'ye güvenmenin hiçbir anlamı yok. Artık sen de onun tarafını tutmayı bırak lütfen. Öyle bir şey yok. Dinle. Beni dinle. Bak, Artie'nin tarafını tutmuyorum. Ben sadece... Sen hiç merak etme. Benim Tanrı'ya inancım tam. Yaşa adımı duymak istemeyecek kadar hayal kırıklığına uğrattıysam Tanrım, bunun için beni cezalandır. Yaptığım şeyin bedelini ödemeye hazırım. Eğer bu bir yanlış anlaşılmaysa, Tanrı bu yanlış anlaşılmayı düzeltmeme yardım edecektir. Bekleyip görelim. Her şey eski haline dönecek. Sana söylemedim mi? Merak etmene gerek yok. Ben hiç vazgeçmeyeceğim. Hiç vazgeçmeyeceğim. Şunlara bakın. Küçük Bey ne işler çeviriyor? Çalıyor musun? Tanrı şahidim olsun. Ayak takımından gelmişsin. Tabii ki böyle davranacaksın. Başka ne olabilirdi ki? Benimle gel. Hemen abime anlatacağım. Pankaj. Baba. Baba dönmüşsün, hoş geldin. Toplantı nasıldı? Toplantıyı unut. Bay Mehta tasarımlarımızı reddetmiş. Neden bundan bahsetmediniz? Böylesine büyük bir sözleşme elimizden kaçabilir. Sıradan bir sorun değil Pankaj. Bunu bana söylemeliydin. Baba, seni bununla rahatsız etmek istemedim.
Çünkü bu sorun çözüldü bile. Çözüldü mü? Evet. Nasıl? Sorunu kim çözdü? Yaş. Ben Bay Mehta ile telefonda konuştuğum sırada Yaş da yanımdaydı. Bu tasarımlar üzerine tekrar çalışacağını, tekrar tasarlayacağını söyledi. Sözleşmeyi elimizden kaçırmayacağız dedi. Bu çok güzel. Eğer çalışmaya başlarsa zihni daha sakin olur. Aklı başka şeylere yönelmez. Hadi gel. Gel de herkese senin ne işler karıştırdığını anlatayım. Hı? Yürü. Hala? Hala. Ne oldu? Neden çocuklara bağırıyorsun? Ne yaptılar? Ne mi yaptılar? Senin sevgili oğlun benim kardeşimin dolabından para çalıyordu. Ayş, büyük babana sormadan neden bunu yaptınız? Neden kasadan para çıkardınız? İkisi değil. Sadece Ayş. Palak daha küçük. Kesinlikle Ayş onu kışkırtmış olmalı. Hala lütfen. Çocuk konusu hassastır. Çok dikkatli konuşmak gerek. Çalmak gibi bir kelime kullanarak sen... Eğer çaldıysa çalmıştır artık. Bunu başka bir kelimeyle söyleyemem. Gördüğümü söylüyorum. Sen daha kendi hayatını düzene sokmayı başaramadın. Bana mı öğretiyorsun? Ne söyleyeceğimi senden mi öğreneceğim? Ha, ne güzel. Gel. Gel. Abime evde neler olduğunu anlatacağım. Allah. Hadi. Şuna bak. Şuna bak. Bu evde neler oluyor böyle bak. Ne oldu? Neden bağırıyorsun? Olayın kendisi çok ciddi. Korkunç bir şey. Bu çocuk senin dolabını açıp senin kasandan para çalıyordu abi. Gördün mü yenge? Sonunda gerçek yüzünü gösterdi. Bugün evden para çaldı. Yarın büyüyünce dışarıda banka soyar artık. Büyük hala, neden sadece Ayşe suçluyorsun? Kasanın anahtarını Ayşe ben verdim. Neler söylüyor diyor musun? Bir damla çamur bütün havuzu kirletir. Bunda Palak'ın bir suçu yok. Bu yaramaz çocukla bütün gün birlikte. Kendisi de ondan etkilenmiştir. Gördün mü? Bugün bu çocuğu öyle cezalandır ki hayatı boyunca asla çalmasın. Anş, duyduklarım doğru mu? Anş, sana bir şey soruyorum oğlum. Söyle bana. Annesi gibi o da bir şey söylemeyecek. Kendini parçalasan da, yerden yere atsan da tek kelime etmez. Ama bugün ona gerçeği itiraf ettireceğim. Konuş. Neden bu kadar para çaldın? Hangi oyuncakları alacaktın? Bisiklet mi alacaktın, büyük bir silah mı? Konuş. Konuşmayacak mısın? Polisi mi arayayım? Yeter hala. Kusura bakma ama lütfen çocuklarımla bu şekilde konuşma. Babamın izni olmadan kasadan para aldıklarına katılıyorum. Ama bu yaşta yaptıkları her şeyin arkasında başka bir sebep vardır. Parayı çalmak düşüncesiyle almamışlardır. Yani biraz sakin olup onlara sorun. Neler diyor, duydun mu? Bana her zaman yanıldığımı söylersin. Peki şimdi söyle. Artı hatalı mı değil mi? Oğlunun küstah davranışını, yaptığı hırsızlığı örtbas etmeye çalışıyor.
Artı hatasını gizleme konusunda bir uzman. Hatta oğlu da aynı taktiği kullanıyor. Anş. Biliyorsun değil mi? Birine ait en küçük şeye bile dokunmadan önce izin alman gerekir. Öyle değil mi? Öyleyse neden bu parayı izinsiz aldın anlamadım. Anş. Halak, buraya gel. Büyük babana söyle bakalım. Neden bu kadar çok paraya ihtiyacınız vardı sizin? Balta niye para ödeyecektik onun için? Kim bu Bay Tani? Çok büyük bir sihirbaz. Bizim okula gelmişti. O babamızı bile iyileştirebilir büyük baba. Ona para vermemiz gerek. Yoksa evimize gelmezmiş. Bizim eve gelmezse babam nasıl iyileşecek büyük baba? Ama bir hata yaptık, değil mi? Ve sen de bu yüzden bize kızdın. Zaten sana söyleyecektik ki, sonra da herkesten özür dileyecektik. Çok büyük bir hata yaptık, değil mi? Özür dilerim. Çocukların masum olduğunu söylerlerdi. Bugün ben de gördüm. Babanızın hemen iyileşmesini istiyorsunuz değil mi? Onu bizden çok düşünüyorsunuz değil mi? O zaman siz çok iyi çocuklarsınız. Tanrı sizin dileğinizi kabul edecek. Ve çok yakında babanız iyileşecektir, emin olun. Söz mü? Tabii ki söz. Ve annem bir daha ağlamayacak değil mi? O ağlayınca kendimi çok kötü hissediyorum ben. O da artık ağlamayacak. Tamam mı? Gülümseyin. Anne, büyük babamın dediğini sen de duydun değil mi? Babam kesin iyileşecekmiş. Bir daha sana kızmayacakmış. Artık ağlamayacaksın değil mi anne? Ağlamayacağım. Söz mü? Evet, söz. Hadi gelin. Çocukları içeri al. Maya. Çocuklarda kötülük yoktur. Öyle şeyleri biz yaparız. Ben bu evde sadece huzur istiyorum. Herhangi bir sorun istemiyorum, tamam mı? Hepimiz yaş için fazlasıyla endişeleniyoruz.
Ama hiçbirimiz çocukların zihnini olumsuz yönde etkileyecek hiçbir şey yapmamalıyız. Onlar kötülük bilmeyen masumlar. Bunu sakın unutma Maya. Ben kararımı verdim baba. Ve umarım siz de bu kararımda beni desteklersiniz. Aslında haklısınız. Çocukların evdeki ortamdan çok etkilendiği ortada. Bugün olanlar hiç hoş değildi. Birkaç günden beri çocuklar babalarının çığlık attığını, bağırdığını görüyorlar. Yaştan iyice korkmaya başladılar, çekiniyorlar. Çocukların babalarından bu şekilde korkmalarını istemiyorum. Bugün babaları için kasadan para çıkardılar. Gelecekte kim bilir ne olacak? Baba... Çocukları bu gergin ortamdan uzak tutmak bizim için çok önemli hale geldi. Birkaç güne sınavları da başlayacak. Bu ortamda nasıl ders çalışacaklar? Bu yüzden sadece birkaç günlüğüne çocukları alıp annemlerin yanına gitmeye karar verdim. Bu kararı baskı altında mı verdin? Hayır baba. Öyle bir şey değil. Kimse bana bir şey söylemedi. Biliyorum. Bu evde kimse bana kızgın değil. Herkes olanlara öfkeli. Ve hiçbir anne çocuğunu bu durumda görmek istemez. O yüzden bu evden birkaç günlüğüne uzaklaşmam iyi olacak. Yaş da beni karşısında görünce bütün kontrolünü kaybediyor. Hala öfkesini kontrol edemiyor. Yani düşündüm ki eğer ondan uzakta kalırsam belki daha hızlı iyileşebilir. Bu yüzden lütfen çocuklarla birlikte annemin yanına gidelim. Bu konuda izin rica ediyorum. Peki. Gidebilirsin. Anşı yanına alabilirsin. O burada sensiz kalamaz. Palak ve Payal gelmesin. Hayır. Eğer artık gidecekse üç çocukla gidecek. Gayatri sadece Anş değil... Palak ve Payal da artık Artil'in çocuklar. Bu evlilikte üç çocuğun annesi ve babası oldular. Artil'in de buna karar verme hakkı vardır. Anne olarak çocuklarıyla ilgili kararlar verebilir.
Palak ve Payal annelerine ne kadar bağlı, sen de biliyorsun bunu. Artık onlar anneleri olmadan yaşayamazlar ve bizim o çocukları annelerinden ayırmaya hakkımız yok zaten, tamam mı? Arti, ben bu kararında yanındayım senin. Ve hayır dualarım seninle. Gidebilirsin. Gayatri. Mutlu. Tanrı seni korusun. Arti. Ne oldu? Sorumluluklarından kaçmaya mı karar verdin? Unuttun mu? Yaşın bu durumda olmasının nedenini öğreneceğine söz vermiştin. Mutlaka öğreneceğim demiştin. Her şeyi çok net hatırlıyorum hala. Ve sorumluluklarımdan kaçmaya karar vermedim. Eğer bu evden gidiyorsam ne amaçla yaptığım belli. Niyetim bu eve döndüğümde buraya neşe, huzur ve sükuneti geri getirebilmektir. Bu konuda izin aldım ve gidiyorum. Lütfen beni affet Yemiş. Ama eğer sevgim gerçekse, Tanrı'ya inancım varsa, bana hangi hatam için bu kadar çok kızdığını öğrendiğim zaman çocukları da alıp bu eve geri döneceğim. Madem ne olduğunu bile bilmediğim o büyük hata için kendini cezalandırmaya devam ediyorsun, ben de senden uzak durarak hatamı telafi etmeye çalışacağım. Kim bilir, belki bu ayrılık bir araya gelmemize yardımcı olacak. Thank you.
Nereye gidiyorsun? Hiçbir yere gidemezsin artık. Biliyordum Yaş. Engel olacağını biliyordum. Bu arada Artie, hiç doğru yapmamışsın. Doğru olmadı. Acele etmemeliydin. Çocuklarla evden çıkıp bu şekilde gitmemeliydin. Bir süreliğine o evden ayrılmam iyi oldu. Hem aile hem de Yaş için iyi oldu. Bu arada... Yemek yedi mi? Henüz değil. Bugün annesi en sevdiği yemeği yaptı. Ama sen de bilirsin, Yaş'a baskı yapmanın faydası yok. Bir de sana bir şey söylemeyi unuttum. Pankaç bana Yaş'ın tekrar çalışmaya başladığını söyledi. Sana o yüzden dedim. Gitmeyi aceleye getirdim ve biraz daha sabretmeliydin. Göreceksin. Yakında her şey yoluna girecek. Hı hı. Ona iyi bak, olur mu? Sen de kendine ve çocuklara iyi bak. Yarın yine arayacağım. Peki, tamam. Artık Payal büyük babasıyla oynarken bizim odada uyuyakaldı kızım. Palak ve Anş yemeklerini bitirdiler. Annelerinin ne zaman gelip onlara masal anlatacağını soruyorlar bana. Hemen gidiyorum. Her şey düzelecek artık. Lütfen endişelenme. Nasıl endişelenme? Hedefime çok yaklaşmıştım.
ve bir anda yaptığım bir hata beni hedefimden çok uzaklaştırdı. Tanrı'ya güvenim tam ama ne zaman dağınık hayatımı kontrol etmeye çalışsam bütün çabalarım bir şekilde boşa gitti. Neden anne? Anne! Merak ediyorum anne. Benim bu sınavım daha ne kadar sürecek? Çocuklarımın iyiliği için, onların mutluluğu için asla pes etmeyeceğim. Ben bu tasarımı Bay Mehta için yaptım. Sen de bir kontrol et. Bu gerçekten çok iyi. Bay Mehta bunu reddedemez. Dur Yaş. Nereye gidiyorsun? Gel otur. Hadi bizimle yemek ye. Hem annem en sevdiğin yemeği yap. Vidi, Yaş geldi. Hadi ona yemek koy. Şimdi ye bunu. Gidip sana sıcak ekmekler getireceğim. Hadi ye bakalım. Ne oldu oğlum? Anne. Çocuklar nerede? Yenge. Çocuklar. Pratik, çocuklar nerede? Abi, çocuklar birkaç günlüğüne anneannelerine gittiler. Ama kiminle? Anneleriyle birlikte. Onlara ben izin verdim. Bugünlerde evde olup bitenler yüzünden çocuklar fazla gergin. Sınavları da iyice yaklaştı. Bu durumda nasıl ders çalışacaklar? Biraz anneanne ve büyük babalarıyla olmak istediler. Ben de sorun yok gidin dedim yani. Sen kendini iyi hissedene kadar orada kalmaları daha doğru olur. Biraz kalıp dönerler zaten. Tabii ki Yaş. Neden endişeleniyorsun? Orada iyi olacaklar. Yemeğini ye canım. Akşam telefonla konuşuruz istersen. Ha? İstediğin zaman ararız. Sen yemeğini ye şimdi. Baba, çocukları bu şekilde evden uzaklaştırmak... Ben de iyi hissetmiyorum. Herkes çok üzgün. Çocuklar olmayınca ev boğuyor. Ama ne yapalım? Sen de Arti'de, Mumbai'de olanları söylemeye hazır değilsiniz daha. Yaş, bu konuda gerçeği öğrenene kadar biz ne yazık ki sorunları çözemeyeceğiz galiba.
Bu evin neşesi de geri dönmeyecek. Ve maalesef çocuklar da dönemeyecekler. Yaş. Yaş, biliyorum sen şu anda çok zor bir dönemden geçiyorsun. Ve şimdi bunlardan bahsetmemeliyim, evet. Ama Mumbai'de Arti ile aranızda her ne olduysa, o masum çocukların ne suçu var? Bu zor durumda çocukların neler yaşadığını fark edemeyebiliriz. Kim bilir ne kadar çok etkileniyorlar. Bu evde devam eden sıkıntının çok çabuk geçeceğini düşünmüyorum ben. Eğer çocuklarına biraz olsun değer veriyorsan, ne olduğunu bana anlatmanı rica ediyorum. Mumbai'de Arti ile aranızda ne geçti? Söyle bana Yaş. Bu evin huzurunu ve sükunetini bozan ne? Görüşürüz. Görüşürüz anne. Güle güle Ayş. Hoşça kal anne. Hoşça kal anne. Yaramazlık yok ama. Güle güle. Ne küstahlık. Kendini ne sanıyor bu? Hemen dersini vereceğim. Arabada kimse yok. Peki beni takip eden kimdi? Ben. Senin düşmanın. Sen mi? Beni takip etmene ne gerek var? Ne yapayım? Başka çarem yok. Dünyadaki bütün güzel kızlar benim peşimde. Ve ben sadece Arti'nin peşindeyim. Mumbai'den Bhopal'e seni aramak için gelmedim. Alo, gülümse. Merhaba, ben Aman. Adımı duymuş olmalısın. Hadi artık yeter, hadi Arti. Biraz gülümse. Beni gördüğüne sevinme. Kocan yine seninle kavga etmiş, değil mi? Bunu biliyordum. Neden bilmiyorum ama her seferinde... Arti... O yağmurlu günde ikimiz de eve geç gitmiştik, hatırlıyor musun? Yaş, bu yüzden mi sana kızdım? Vidi...
Mumbai hakkındaki sırrı nasıl öğreneceğimizi düşündüm de. Üç kardeş olarak görüşme planladığımız gibi, bunun için de bir plan yapalım. Ben ve Pratik daha önce birkaç kez deneme yapmıştık. Bu durumun arkasındaki sırrı öğrenmek için bir şeyler denemiştik aslında. Ama bugün kardeşim bize anlatacak. Buna sonuna kadar inanıyorum. Sürekli soru sormaktan bıktım. Kimse bir şey anlatmıyor. Tabii sen de bir şey bilmiyorsun. He? Artie'nin dürüstlüğüne tamamen güveniyorsun, değil mi? Sen Yaş'a ne kadar güveniyorsan, ben de Artie'ye o kadar güveniyorum. O kız beni ablası olarak görüyor. Benden hiçbir şey saklamaz. Ayrıca orada her ne olduysa, Yaş ve Artie arasına o kadar büyük bir mesafe girdi ki, Artie evliliğini kurtarmak için en ağır gerçekleri bile saklamaz. Ben biliyorum, o ailesine, bizlere, çocuklarına ve kocasına son derece bağlıdır. Bunlardan herhangi birini kaybetmeyi kesinlikle istemez. Hiç şüphen olmasın. Artie nasıl bir hata yaptığını gerçekten bilmiyor. Vidi, bak bu... Gömleğimin düğmesi koptu da. Bir dakika bekle. Al işte, bunu giyebilirsin. Başka bir gömlek mi? Vidi. Evet. Hadi düğmeyi dik. Daha sonra dikerim. Şimdi çok işim var. Çocuklarımı özlüyorsun. Haklısın. Çocuklar evdeyken her yer cıvıl cıvıl. Onlar gittiğinden beri evde hiç ses yok. Hadi Yaş, git de çocukları geri getir. Çocukları babam gönderdi. Geri geleceklerse yine babam getirir. Bu evde neler oluyor bilmiyorum. Yaşın hayal kırıklığı ne zaman bitecek bilmiyorum. Artie ve çocuklarla birlikte bu evin huzuru geri dönsün artık. Artie'nin yanındaki kim olabilir? Fotoğraflardan belli, birbirlerini uzun zamandır tanıyorlar.
Hayır, hayır. Arti öyle değil. Alo? Vidya abla, merhaba. Merhaba, bari söyle. Bay Çagan dedi ki Bay Yaş iyi değilmiş, çok öfkeliymiş. Bunlar gerçekten doğru mu? Evet Bavri. Hiçbirimiz Yaş'ın öfkesinin sebebinin ne olduğunu bilmiyoruz. Mumbai'de ne yaşandı bilmiyoruz. Bir şey biliyor musun? Abla, ben sanırım Bay Yaş'ın neden öfkeli olduğunu biliyorum. Aslında Bayan Arti Bay Yaş'a çok yanlış davrandı. Arti ne yaptı Bavri? Arti'nin ne yaptığını söyle bana hemen. Gördüğüm kadarıyla o gece hava çok kötüydü, yağmur yağıyordu. Alo? Alo, duyuyor musun? Arti. Sen bana her şeyi anlatırdın. Ama bunu sakladın. Neden böyle yaptın Arti? Oysa sana ne kadar güvenmiştim. Hatta senin için ben kocamla tartışıyordum. Ona karşı çıkıyordum. Evdeki herkesle senin için tartıştım. Bunu bana nasıl yapabildin? Bu kadar büyük bir şeyi neden benden sakladın? Evet aman. Ben o yağmurlu geceden hiç kimseye söz etmedim. Demek istediğim, saklamak istediğimden değil ama açıkçası hiç aklıma gelmedi. Şimdi çok iyi dostuz. Aramızda çok güzel bir dostluk var. Çok eskiden beri tanışıyoruz. Seninle birçok şey paylaşıyoruz. Bunun dışında başka hiçbir şey yoktu. Bu yüzden hiç aklıma gelmedi. Arti, sadece biz biliyoruz. Görüştüğümüzü başkaları anlamaz. Yaş da bilmiyor, öyle değil mi? Ama ben Yaş'ı çok iyi tanıyorum aman. O kadar katı biri değildir. Demek istediğim, Yaş böyle bir durumu yanlış anlayacak biri değildir ama. Neden yanlış anlamasın? O da bir insan, gayet normal. Yalancı. Hayır Arti. Eğer onun yerinde olsaydım, ben de aynı şekilde düşünürdüm. Karım gecenin üçünde tanımadığım bir insanla eve geliyor. Bu kötü hissettirir. Ne kadar iyi olursa olsun kendini kötü hisseder. Ve şüphe denen şey insanın aklına bir kez girince kolay kolay çıkmıyor. Biz erkekler kadınlardan çok daha benciliz. Sizin gibi büyük kalplere sahip değiliz. Ama aman, Yaş benimle bu konuda hiç konuşmadı. Hiçbir şey sormadı. Çok konuşan biri değil zaten. Ama söylemeden her şeyi anlıyor. Yaş çok iyi bir insan. Çok olgun. Başkalarının duygularına saygı duyar. Kendi işini bırakır, başkalarına yardım eder. Hayır aman. Yaş bizim hakkımızda böyle bir şey düşünemez. Bunu sana nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Yaş sana aşık. Seni sevmeye başlamış. Aşk dediğin böyle bir şey Arti. İnsan sahiplenmek ister. Aşkına sahip çıkmak ister. Kimsenin sevdiğine yaklaşmasına izin vermez. Üstelik senin gibi güzel bir kız benim gibi yakışıklı bir adamla eve gelse hangi koca kıskanmaz ki? Kim şüphelenmez? İmkansız bir şey bu. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. Yaş bu konuda sana kızmıştır. Evet haklısın.
gerçekten... Yaş herhangi bir şeyi yanlış anladıysa... ikiniz bunu mümkün olan en kısa sürede düzeltmek zorundasınız. Özellikle de sen Arti. Asılsız bir şüphenin... kızımın aile hayatını mahvetmesini hiç istemiyorum, hem de hiç. Kesinlikle haklısın teyze. Hemen Yaş'a gidip her şeyi açıklığa kavuşturacağız. Belli ki Tanrı beni buraya bunun için yollamış. Bu kriz anında en iyi dostuma yardım edebilmem için. Gidelim Arti. Hayır. Hayır aman. Yani acı çekmeye devam mı edeceksin? Hadi. Hayır aman. Oraya gidemem. Anne, Yaş beni bir daha görürse kontrolünü kaybeder. Bana çok kızar. Anne ben... Açıkla ona teyze. Arti. Kızım oraya gitmen gerek. Kendin için, çocukların için, aşkın için git. Git de o geceyle ilgili gerçeği anlat ve çok geç olmadan... aileni kurtar kızım. Git. Ne o Yaş? Çok uzun zamandır pratikle uğraşmadın. Bugünlerde çok hata yapıyor. Neden abi? Yine ne hata yaptım? Sadece babamın odasından şişe aldım. Hepsi bu. Geçen seferki gibi şişeye su doldurmayacağız. Aferin sana. Sen iyice akıllanmaya başladın ha. Ama sen gereksiz yere azarlıyorsun. Bu evin en küçüğü kim, sen değil misin? O yüzden her zaman azarlanacaksın, unutma. Hem baksana, bütün şişeyi araklamışsın. Babam öğrenmeyecek mi sence? Abi, bir sonraki planımı dinle. Söyle bakalım. Babamın odasında boş bir şişe kıracağım. Ve tabii hemen yanına bir şeyler dökeceğim. Babam dolu şişe kırıldı sanacak. Çok kolay. Vay canına, çok zekice be. Peki bu yiyecekler, hepsi de annem hazırladı. O anlamayacak mı? Bunları annem hazırlamadı. Ben hazırladım. Annem, babam ve halamla dışarıda. Yani ev bize kaldı. Aman ben çok korkuyorum. Oraya gideceğiz ama... Yaş beni karşısında görünce nasıl tepki verecek bilmiyorum. Bu konu beni çok geriyor. Arti, benim inandığım bir şey var. İnsan hata yaptıysa hatasını kabul edip özür dilemeli. Yani sakin ol biraz. Bak Arti, aşık olan korkmaz, korku aşka sığmaz. Sen düşünme böyle, ona sevdiğini söyle. Hadi gülümse. Gerçekten doğru mu gördüm? Çünkü gördüklerime inanamıyorum. Yaşın bu hale gelmesine sebep olan kişi özgürce geziyordu. Siz de gördünüz mü? Az önce Arti o arabada tanımadığımız bir adamla el eleydi. Bunu gördüm, kendi gözlerimle gördüm. Doğru söylüyorum abi. Söylediklerime inanmıyorsan o arabayı takip edelim. Kendi gözlerinle gör. Ben her şeyi görüyorum ve anlıyorum Maya. Gözünü açması gereken sensin. Artık Arti'den başka bir şey düşünemiyorsun herhalde. Sen de kadınsın ama bir kadının onuruna laf ediyorsun şu anda. Bu kötü huyun yüzünden ne yazık ki hayatında neşe ve mutluluk yok senin. Daha dün tanıdığın Arti'ye ne kadar da güveniyorsun. Er geç sen de öğreneceksin abi. Kim haklı, kim haksız. Herkes... yaptıklarının bedelini ödeyecek. Çok yakında Arti de ödeyecek. Dualarım mutlaka kabul olacak. Senin için çarpan kalbim, senin için bu sevgim. O o o. O o o o. Ah. Pratik. Bu
şarkın var ya, moralimi alt üst etti. Ayrıca Pari diye seninle evlenmesi gerektiğini düşündüren şey neymiş hiç anlayamıyorum. Onun çok tatlı ve güzel bir sesi var ama sen şarkı söylediğinde teneke kesiyorlarmış gibi sesler geliyor. Ne dersin? Sen ne dersin Yaş? Öyle değil mi? He? Neyse bak. O kolay şarkıyı söyleyelim. Nasıldı? Evet. Aşağıda küçük bir dükkan. Üst katta dünyayı yakan. Çağırınca pencereden bakan. Aya hey oy oy oy. Oy oy. Evet. Neden sustun? Ne düşünüyorsun? Neden bu kadar gerildin? Abi, Pari de beni anlamıyor. Oysa onu çok seviyorum. Ama o, onu hiç umursamadığımı söylüyor. Buna çok üzülüyorum abi. Beni çok üzüyor. Gerçekten çok üzüyor. Vidi de beni anlamıyor. Bütün ev için her zaman vakti var. Ama benim için asla vakti yok. Ne istiyorum? Bütün gününü istemiyorum. Sadece birkaç dakika. Birkaç dakika benimle vakit geçirsin. Ama hayır. Sana bir şey söyleyeyim mi Pratik? Asla. Aşk ve evlilik gibi kargaşaların tuzağına düşmemeliyiz. Bütün bunlar işe yaramaz. Bak, evlenmeden önce üçümüz ne kadar mutluyduk. Hepimiz mutluyduk. Annem, babam, herkes. Evlendikten sonra bu evde o kadar çok sorun, o kadar çok acı oldu ki. Yaş, Arti de sana çok acı verdi. Bize içindeki her şeyi anlatabilirsin. Hadi kardeşlerinle paylaş. Bak eğer paylaşırsan kendini çok hafiflemiş hissedersin. Söyle bize hadi. Hey dur Yaş. Yaş dur kardeşim. Bekle. Yaş, nereye gidiyorsun? Ne zamandan beri abine böyle davranıyorsun? Sanki sen bir yabancı gibisin. Yaş, anımsıyor musun küçükken, çok küçükken nasıldın? Benim omuzlarımda oturup bana bütün bahçeyi dolaştırırdın. Bazen babam sana kızardı. Sen çok ağlardın. Seni güldürmek için aklıma ne geliyorsa yapardım. Yüzme havuzuna Yunus gibi atlardım. Yüzmeyi bilmediğimi biliyordun. Yaş, ben senin gülmen için hala her şeyi yaparım kardeşim. Hadi söyle bana. Hadi söyle lütfen, o gün ne oldu? Söyle bize abi. O gün ne yaşadın? Yalan, ihanet. Anlat bize ne oldu? Biz senin yanındayız. Her şeyi düzelteceğiz. Söz. Neyi düzelteceksiniz? Hiç kimse bir şeyi değiştiremez. Ne sen, ne abim, ne başkası. Hayatım boyunca bunu çekeceğim. Bununla yaşamalıyım. Hayır Yaş. Her derdin bir çaresi vardır. Evet abi. Çözümü olmayan hiçbir sorun yoktur. Hadi söyle bize. Biz kardeşiz. Yaş, gerekirse senin için gökle yeri bir araya getiririm. Boz şu sessizliğini. Sustun yeter artık Yaş. Benden ne duymak istiyorsunuz? Bugüne kadar çektiğimi mi? Neden sustuğumu mu?
Bunu kaldırabilir misiniz? Dayanabilir misiniz? Evet Yaş. Söyle bize hadi. Söyle Yaş. O gece... Evet, o gece ne oldu? O gece... O gece Mumbai'de... Mumbai'de ne oldu söyle. Arti. Arti ne yaptı? Hadi söyle Yaş. Abi, ona buradan gitmesini söyle. Arti, Yaş'ın yüzünü bile görmek istemediğini çok iyi biliyorsun, değil mi? Peki neden buraya geldin? Bize bir iyilik yap ve buradan git lütfen. Biraz sakin olun. Arti'ye kızmana gerek yok. Onu buraya ben getirdim. Yaş, düşündüğün şey kesinlikle yanlış. Arti masum. Bu yüzden geldik buraya. Onu savunmana gerek yok. Yaş, eğer beni dinlersen... Daha kaç kere söyleyeceğim? Artık karışma. Yaş, neden kimseye fırsat vermek istemiyorsun? Söyleyeceklerimi dinler misin? Lütfen. Yaş, Yaş beni dinler misin Yaş? Bırak beni, git buradan. Rica ediyorum gidin. Öfkem patlamadan umurumda önce... Umurumda bile değil. Bana istediğin kadar kızmakta özgürsün. Ama beni dinlemek zorundasın. Yaş beni dinle dedim. Yaş... Senden hiç beklemezdim artık. Neden böyle yaptın? Nasıl yani? Ben ne yapmışım ki? Hepimize ihanet ettin. Babaya, anneye, Yaşa hepimize ihanet ettin. Uzun zamandır yalan söylüyorsun. Bir şeyleri yanlış anlamışsın. Ben kimseye ihanet etmedim. Lütfen inan bana. Ne? İnanmak mı? Sana mı? Benim gördüklerim başlı başına ihanetin kanıtı olur. Ne? Kendim gördükten sonra sana nasıl güvenebilirim? Ne gördün ki? Senin gerçek yüzünü. Gel hadi. Kendin gör ve söyle. Bakalım bundan sonra sana kim inanmak isteyecek? Hadi gel ve kendin söyle. Yürü. Yenge. Yürü. Yenge, yenge beni nereye götürüyorsun? İnan bana öyle bir şey yok. Ne yapıyorsun? Lütfen beni dinle. Yenge. Sessiz ol. Yenge. Şuna bak. Yenge bu. Doğru söyle. Söyle bana. Tüm bunların ne olduğunu duymak istiyorum. Söyle. Ben yanlış mı görüyorum? Hem buraya getirdiğin adam değil mi o? Ha? Bunu söylemek içimden gelmiyor ama
Bu fotoğraflar açıkça gösteriyor işte. Yaşın içinde bulunduğu durumdan anladım ki sadece sen sorumlusun. Söyleyecek bir şeyin var mı ki? Onunla nasıl bir bağınız olduğunu açıklayabilir misin gerçekten? Yenge, o sadece üniversiteden arkadaşım. O kadar. O kadar mı? Üniversiteden arkadaşın o kadar mı? Ne zamana kadar gerçeği inkar edeceksin artık? Demek ki o gün ilacın etkisindeyken Yaş'ın bahsettiği şey buydu değil mi? Bir yandan Yaş'a aşık olduğunu, onu çok sevdiğini falan söyleyip duruyorsun. Ama diğer yandan başka biriyle el elesin, iğrençsin. Bu ihanet değilse söyle nedir? Yenge, inan bana gözümüzün gördüğü her şey doğru olmayabilir. Sana yalan söylemiyorum, inan doğruyu söylüyorum. O sadece benim arkadaşım, çok yakın arkadaşım. Evet biraz fazla konuşur, fazlasıyla neşelidir ama çok iyi kalpli biridir. Onunla bir gün Mumbai'de karşılaştım. Hem Yaş bile onu iyi tanıyor. Yaş'ın haberi varken birçok kez dışarıda buluştuk. Senin burada gördüğün fotoğraflarda Yaş tarafından çekildi. Başkası benden şüphelense bu kadar kötü hissetmezdim. Ama sen nasıl bana inanmazsın yenge? Sana yalan söylemiyorum. O sadece benim dostum. Şimdiye kadar dediğin her şeye inandım artık. Ve aynı inancın gereği olarak soruyorum. Neden bana Aman'la o gece çıktığını söylemedin artık? Gecenin üçünde geri geldin. Peki bunu Yaş'a söyledin mi? Üniversiteden arkadaşına Mumbai'de. Gecenin bir yarısı yağmurda ne yaptığını da söyledin mi? Onunla çıktık dedin mi? Onunla ne yapıyordun? Artık söyle bana. O gece yağmurda onunla ne işin vardı söyle artık. Ne diyeceksin? Abla, aramızda bir şey olmadı. Olduysa bile gerçekten hatırlamıyorum. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Bütün bunlar yalan mı? Gözlerim yanlış mı gördü yani? Söyle. Senin için, ben senin için kocamla tartıştım. Senin hakkında konuşurken onun karşısında durdum. Ona defalarca seni savundum. Ona dedim ki Yaş'a ne kadar güveniyorsam, Artie'ye de o kadar güveniyorum. O bana ablası gibi davranıyor ve benden hiçbir şey saklamaz dedim. Ama sen ne yaptın? Sana güvenmeme rağmen ne yaptın Artie? Benim güvenime ihanet ettin. Anlamamı sağladın. Her şeyi çok iyi anlamamı sağladın. Ben eltinmişim, sadece eltinmişim Artie. Ben senin ablan değilmişim. Hayır yenge. Yenge, ben sana yalan söylemiyorum. Doğruyu söylüyorum. Seni tüm kalbimle ablam gibi gördüm. Seni çok seviyorum. Sana gerçekten saygı duyuyorum yenge. Beni sorgulamak tabii ki senin hakkın ve cevaplamak benim görevim. Kabul ediyorum. O yağmurlu gecede Aman'la dışarıdaydım. Hatta eve çok geç gittim. Ve Yaş'ın bundan haberi olmadı. Ama inan bana... Bakın. Sevgili gelininiz hatalarını ne kadar büyük bir gururla anlatıyor. Kendiniz de duydunuz değil mi? Sanki çok asil bir iş yapmış gibi. Gece yarısı bir erkekle dolaşan evli bir kadın bu gerçeği kocasından saklıyorsa... Acaba bu ne anlama gelir?
Artie'nin kalbinde kötülük var. O yüzden bunları yaştan saklıyor. Bunu daha önce söyledim size. Ama insan günahlarını saklayabilir mi? Sonunda yaş bunu öğrendi ve bu yüzden zavallı çok kötü bir hale geldi. Karısının bu ihaneti yüzünden. Zavallı adam öyle perişan oldu ki aklını yitirdi. Bu kız yaşı yok etmeye yemin etmiş gibi davranıyor. Eğer bir yolunu bulsa... Tanrı şahidimdir. Kardeşimle yengem seni bu ailenin iyiliği için getirmişti. Ama sen uğursuzluk getirdin. Onları lekeledin. Onca zaman evli bir kadın olduğun halde kocana ihanet ettin ve bunu herkesten gizledin. Ama bitti. Artık yapamazsın. Çünkü sen bu aileye layık değilsin. Ne benim karakterime çamur atmaya hakkın var, ne de nikah kolyemi boynumdan çıkarmaya hakkın var. Bu evin haysiyetini ve itibarını nasıl koruyacağımı biliyorum. Şimdiye kadar haddimi aşmak gibi bir hata yapmadım. Bundan sonra da yapmayacağım. Kabul ediyorum. Size o geceden söz etmemekle çok, çok büyük bir hata yaptım. Ama bunun sebebi kötü bir şeyi saklamak değildi. Eğer herhangi bir kötü niyetim olsaydı bugün yaşın yüzüne bakmaya cesaret edemezdim. Ama bugün buraya Aman'la birlikte geldim. Böylece yaşın... Yanlış anladığı şeyleri düzeltme fırsatım olur dedim. Çünkü yanlış anladığı için bana böyle öfkeli. Yaştan önce ben bilmek istiyorum. Gerçeği anlat. Gece geç saatlere kadar... Dışarıda kalmaktan çekinmediğin o yabancı senin neyin oluyor? Bu konuda kanıtın var mı? Yanlış bir şey yapmış olamaz mısın? Aldatmadın mı? Kandırmadın mı? Anne, bir gün Mumbai'de Aman'la karşılaştık. O sırada yaş ve çocuklar da benimleydi. Çocukları Çagan ve Bavri ile ata bindirmeye göndermişsin. Artık her gün oraya gitmek isteyecekler. Önemli değil, onları ben götürürüm. Bu arada ne zaman dönecekler? Yarım saat var. Yarım saat demek. Onlar geri gelene kadar gidip mısır yiyelim mi, ne dersin? Ne? Yani yağmur yağıyor, hava da kapalı. Popal'de böyle havalar olmuyor. Hadi lütfen gidelim. Peki, gidip cüzdanımı alayım. Buna nasıl cüret edersin? Yaş o... O Aman. Üniversiteden arkadaşım. Burada ne işin var? Yaş, ben Aman. Adımı duymuş olmalısın. Çok üzgünüm Aman. Yanlış anladım. Gerçekten üzgünüm. Çok ağır bir yanlış anlaşılma. Orası öyle ama... Sen burada... Anlatırım.
O nasıl bir yumruktu dostum? Çenemi yerinden çıkardın. Söylesene Arti. Yaşı neyle besliyorsun? Adamın eli balyoz gibi. Birkaç telefon görüşmesi yapacağım. Özgüvenin takdire şayanmış patron. Böyle güzel bir kadını benim gibi yakışıklı bir adamla burada baş başa bırakmaktan korkmuyorsun. Ya niyetim değişirse ve onu kaçırmaya kalkarsan? Aman! Güvenin olduğu yerde korku yoktur. Sadece yumruk atmıyor. Yaş bayağı anlamlı konuşmalar da yapıyor. Sen ne yapıyorsun ama? Yaş benim kocam ve onunla yeni tanışıyorsun. Bir şey söylemeden önce düşün biraz. Üniversite biteli yıllar oldu ama eski alışkanlığın hala değişmedi. Ve asla değişmeyecek. Değişirse ne işe yararım ki ben? Bu arada Yaş gerçekten çok yakışıklı. Ama benden çok olamaz. Öyle mi? Şu tipine baksana sen. Benim yaşım senden daha yakışıklı. Hatta çok fazla yakışıklı. Ateş bacayı sardı yani. Yaşı gerçekten çok seviyorum. Ya o? Eminim o da seni çok seviyordur. Umarım öyledir. Benim onu sevdiğim kadar o da beni seviyordur. Ne? Bu üç çocuk sevgisiz mi oldu? Aman bu bizim ikinci evliliğimiz. Yılda ne çok şey değişmiş. Hele benim hayatım tamamen değişti. Değişmeyen tek şey benim herhalde. Yakında görürsün. Yaşla tamamlanmamış aşk hikayenizi bir çırpıda tamamlarım. Kendine çok güvenme. Yolda kalırsın. O çok farklı biri. Onu asla değiştiremezsin. Öyle mi? Görürsün. Kaybedeceksin. Aman, böyle bir savaşı seve seve kaybederim. Eyvah eyvah. Arti, bittin sen. Tek taraflı bir aşka kapılmışsın. Ne yapacağını bilmiyorsun. Güvenden bahsetti gitti. Ama gözünü bize dikti. Evet, sana güvendiğini söylemişti. Ama bütün dikkati burada artık. Öyle bir şey yok. Sen yanlış düşünüyorsun. Öyle mi? Bekle de gör. Onu yanmış tosta çevirmezsen bana aman demesinler. Kıskançlık aşk hastalığının ilk belirtisidir dostum. Harikasın artık. 10 yıl sonra bile peynirli nohutu çok sevdiğimi unutmamışsın. Gerçekten. Çok etkilendim. Aman çok yalan söylüyor. Peynirli nohut mu? Yalancı. Sen bunu hiç sevmezsin. Mercimeği nasıl sevdiğimi de hatırlıyorsun. 10 yıl sonra bile. Gerçekten. Dost dediğin böyle olmalı. Arti, pembe renk sana çok yakışmış.
Biliyorsun en sevdiğim renk. Ondan giydin değil mi? Bu arada Artie'ye sarı daha çok yakışıyor. Alo. Alo. Sarı hayatta yakışmaz. Hastalıklı gösteriyor. Ama pembe çok yakışıyor. Hep pembe giymeli. Sen bu tatlıyı da seversin değil mi? Onları da Artie yaptı. Evet, çok severim. Affedersiniz. Ne oluyor Aman? Hı? Hiç durmadan sürekli konuşuyorsun. Bırak da o konuşsun. Ya alınırsa? Sen dur. İşimi kendi yöntemimle yapayım. Sen bana karışma. Bu arada... kesinlikle sana aşık. Nasıl söyledi, duydun mu? Artie'ye sarı daha çok yakışıyor. Hı? Baksana Artie, ikinci kez evleneceğini bana söylememiştin. Eğer bilseydim hemen Danimarka'dan Bhopal'e gelirdim. İkinci kez canımı yaktın dostum. Sözlerinle insanların kafasını karıştırmayı çok iyi başarıyorsun. Hadi söyle artık, gecenin o saatinde arkadaşım dediğin adamla dışarıda ne yapıyordun? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.